Aylin öldü. Öldü Aylin. Aylin öldü. Öldü. Lütfen Murat Bey. Aylin'i ben öldürdüm. Aylin'i ben öldürdüm. Aylin Hanım sadece yaralı. Ölmedi. Doktor ilk müdahaleyi yapıyor. Sonra hemen alıp götüreceğiz Aylin Hanım'ı. Ne olur Süleyman. Ne olur kurtarın onu. Ne olur ölmesin Süleyman. Ne olur ölmesin. Ne olur Süleyman kurtarın onu. Ne olur. Siz merak etmeyin Murat Bey. Yalnız sakin olmalısınız. Siz de hastasınız. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Beni yalnız bırakın çıkın. Çık. Çık dışarı. Hayır, ne olur, hayır, ne olur. Ne olur ölmesin Aylin. Aylin ölmesin, ne olur Allah'ım, ne olur ölmesin. Ameliyathane hazır mı? Hazır efendim. Sen git kontrol et, çabuk. Dikkat edin. Başına dikkat edin. Dikkat edin, sarsmayın. İçeri kimseyi bırakmayın. Kimseyi. Herkes dışarı. Burası steril değil. Burada ameliyat yapılamaz. Burada yaşayan insanlar da steril değil. Biz işimizi yapalım. Nasıl yani? Siz daha evet, önce... Evet, ben daha önce burada bu şartlarda ameliyat yaptım. Onlar bu şartlara razı. Yoksa burayı niye ameliyathane haline çevirsinler ki? Şimdi biz işimizi yapalım, sonra evimize gidelim. Alo. Merhabalar Soner Bey. Merhaba Süleyman. Nasılsın? Ne var ne yok? Pek iyi haberler yok mu? Maalesef. Ne oldu? Murat'a bir şey mi oldu? Murat Bey değil. Ancak... Ne oldu Süleyman? Söylesene. Aylin Hanım. Ne oldu Aylin'e? Bir kaza oldu. Ne? Murat Bey elindeki tabancayla kaza... Aylin Hanım vurdu. Soner Bey. Soner Bey. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Soner Bey. Vaziyeti nasıl? Şu an ameliyatta. En iyi hastaneye götürseydin Süleyman. En iyi doktorları bulsaydın. Soner Bey. Bu işi hem kazası belası atlatmak hem de olayın polise aksetmesine mani olmak gibi gayret içerisindeyim. Aylin Hanım olduğu kadar Murat Bey'i de düşünmek mecburiyetindeyim. Bu nedenle hastaneye gitmeye uygun bulmadım. Lazım gelen hallerde kullandığımız eve getirdim Aylin Hanım'ı. Her zaman başvurduğumuz doktoru da çağırdım. Kendisi daha önce de zorlu şartlarda bizle çalışmış biridir, biliyorsunuz. Ama eğer sizin başka bir emriniz varsa dinliyorum. Sana bir emrim var Süleyman. Buyurun Soner Bey. Aylin'i kurtaracaksın. O ölmeyecek. Emrim budur, anladın mı? Baş üstüne. Soner Bey. İlk uçakta İstanbul'a gitmem lazım. Bileti hazırlayın. Dur bakalım, nereye? Kusura bakmayın Soner Bey. Daha önce karşılaşmadığımız için sizi tanıyamadık. Merhaba Süleyman. Aileni göreceğim. Kendinde değil.
Doktor, ona bir şey olmayacak. Değil mi? Biz elimizden geleni yaptık. Daha fazlasını yapacaksın. O kurtulacak. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Aklım almıyor, aklım almıyor. Murat, Murat böyle bir şey nasıl yapar? Nasıl? Kazaymış. Murat Bey sizin Ayna Hanım'la yaptığınız anlaşmanın metnini bulmuş, okumuş. Deliye dönmüş. Kendini öldürmek istemiş. Ayna Hanım mani olmaya çalışırken o hengamede silah patlamış. Kurşun Ayna Hanım'a isabet etmiş. Dönüşümün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Aylin Hanım kendine gelene kadar burada kalır, sonra çiftliğe geçeriz diye düşündüm. Siz de çiftlikte kalmak istersiniz herhalde. Evet. Sen hazırlıkları yap. Hazır, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Hakikaten lüzum yok. Ben size bir yorgunluk kahvesi hazırlatayım. Aylin Hanım odası hazır mı? Hazır. Aylin Hanım odasına götürün hemen. Müsaadenizle. Ben eve gidip Murat Bey'e bir bakayım. Onunla da ilgilenmek lazım. Paniğe kapılabilir. Sen git. Ben buradayım. Neredesin Süleyman? Meraktan ölmek üzereyim. Niye arayıp haber vermiyorsun? Özür dilerim. Hakikaten meşguldüm. Ailen nasıl? Aynen Hanım iyi. Ameliyat başarılı geçti değil mi? Evet. Merak etmeyin. Bak eminsin değil mi Süleyman? Eminim Murat Bey. Ameliyatı başarılı geçti. Tamam. Şimdi nerede? Hastanede mi? Hayır. Bizim sağlık işleri için kullandığımız yerde. Tamam. Oraya gidelim. Ben aileni görmek istiyorum. Bu mümkün değil. Dinlenmesi lazım. Henüz kendinde değil zaten. Hiç değilse bir görseydim. Daha sonra. Peki. Bana bir emriniz var mı? Yok. İyi geceler Murat Bey. İyi geceler. Bana bir denizsiniz, bırakıp gitmeye izin vermeyeceğim. Bu defa bırakmayacağım seni.
Artık denizlerinden sana bırakacağım deniz yıldızı kalmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.